Erkeğin gerçekten tembel olup iş yapmaması Ay. kadınları çok yoruyor. Ay evet yoruyor. Bu konuda o kadar çok telefon alıyoruz ki. Şimdi kocası çok tembel olan bir seyircimiz bize ulaşmış. Kocası hiç çalışmıyormuş. Kadın çalışıyor. Kadının kazandığı parayla geçiniyorlar ve bu evliliğin sonu ne olur çok merak ediyorum diyor. Bir tane de çocukları var. Ee, Nur Hanım çok çıkmazdayım. Ne olur evlilik ve ilişki danışmanınıza sorar mısınız? Sevgili İnci Yeşilyurt, bakalım ne diyecek bu konuda? Kadın içinde, erkek içinde tem, tembellik zaten bir boşanma nedeni. Yani haklı bir boşanma nedeni olarak yargıtayda kabul ediliyor. O yüzden e, kadın çalışmış, erkek çalışmış da değilim ben. Ama evin içinde, aile bir toplum olduğu için çorabını oraya buraya atması, çamaşırını oraya buraya atması, senin sürekli olarak toplamak zorunda kalman, işte çekirdeği yiyip ortalara atması, bunlar yaşanıyor, meyve kabukları ortada. Sen bunları toplamak zorunda değilsin. Yani e, ve sürekli bunları toplamak da bir süre sonra sen de ya ne oluyor o pisliyor ben temizliyorum. O atıyor ben topluyorum olacak. Ne var yani toplasan diyen kişiyle tabii ki problem yaşayacaksınız. O tembelliğin düzelmesi için ya bir uzman desteği alacaksınız ya da o işin sonu e, sizin biraz sıkıntı çekmenizle paralel olacak. Bir de eğer bir sağlık problemin yoksa elini ayağını tutuyorsa... Tabii. Tabii. Her uzvun yerindeyse niye çalışmıyorsun? Ah buyur ki? köpek bile pislediği yeri temizliyor. Ama öyle insanlar var ki Nur, ee, bir yani yiyor, paketini salonun ortasına atıyor. O cips paketini salonun ortasına atıyor. Portakalı yiyor, kabuğunu soyuyor, sehpanın altına atıyor. Bunlar her şeyden öte saygısızlık. O aileye saygısızlık, eve saygısızlık. Ne var? Attım toplayı ver cevabı var Hay bir de. de. kendine de saygısız. Tabii ki. Sen kendine yakıştırabilir misin öyle Tabii bir ortamda? Beş dakika duramam yani. Tuvaletin sifonunu çekmiyor. Ay dur sabah sabah. Çekmiyor. Hep bugün, hep bugün şeyden gidiyoruz. Temizlikten <laughs> gidiyoruz. Ee, sevgili seyircimizin kaynanası evi temizletiyormuş gelinle. Ee, ama diyor her hafta kayınvalideme gidiyorum. Bir gündelikçi gibi. Kayınvalidemin her hizmetini görüyorum. Etrafımdakiler bana diyor ki, bak bu etraftakiler de bir tuhaf. yani Kadını niye dolduruyorsunuz böyle? Hizmetçi gibi kullanıyor seni diyorlarmış. Burada iki şey var. Gelin kayınvalide arasında ha onun evi ha senin evin. Ayrım olmaz ama şu beni rahatsız etti. Gerçekten ona hizmetçi muamelesi mi yapıyor kayınvalide? Eğer onu yapıyorsa bu çok yakışıksız bir yani durum. Yani onu yapmıyorsa da etrafındaki insanlar ha. düşünsene sinek küçüktür, mide evet. bulandırır. Evet. Gelini bu konuda evet. e, hani e, fiştekliyorlar derler ya evet. hani evet. içine kurt düşürüyorlar. Evet yani burada e, kurt düşürürken acaba o kurtta da biraz doğruluk payı var mı ona da bakmak lazım. Nasıl o yüzden anlar peki di, onu? Dikkatli cevap vermek lazım. Emri Vaki konuşmasından anlar bir kere. Şurayı Gel tilsene. yap et kaldır indir vesaire. Emri Vaki ama bir evladım yapar mısın demek var bir de yap et demek var. Emir şeklinde. Eğer emir şeklinde konuşuyorsa yap et koy kaldır diye. Orada evet biraz hizmetçi muamelesi ki İnsan yardımcısına bile öyle konuşmuyor sırasında. Tabii canım. Evimizdeki yardımcıyla da öyle konuşmuyoruz. Ee, o zaman da hanımefendi alınabilir. Ama şunu bilelim. Ha kayınvalidemin evi ha benim evim. Yani bunda bir şey fark Peki, etmez. Peki böyle bir şey yapmıyorsa yani al getir kaldır perdeleri tak arkası yapsın. yap demiyorsa. kulak arkası yapsın. Kendi annesinin evini temizliyorsa eğer o da onun annesinin evi. Yani kendi annemizle kayınvalideyi ayırmamak lazım. Ben bunu öneriyorum. Ha... Ya, yapmayan hanımlar var mı? Var. Bu her ailede gelin kaynana ilişkisi kendine özeldir. Onlar karar verecekler. Ben karar veremem. De Onlar. yaptığın her şey bence e, ileri yaştakiler için yaptığın her şey sevap hanene yazıyor evet, yani. Evet. Eğer kadıncağız gerçekten sana kötü evet. davranmıyorsa Tabii. vallahi ben yaparım yani. Tabii. Ne olacak ki? O kadar. Ya, gitmişim Elimizde bir mi evini süpürmüşüm, silmişim, bir yemeğini ben yapmışım. Ben yapamıyorsam bir yardımcı tutuyorsam yardımcıyı getiririm, evini gene temizletirim. Ha onun evi, ha benim evim Ama ne fark eder Ama bu de bir fesat yani. Sen neden yaşlı kadın için gelini dolduruyorsun? Ki? Tabii. Ama bundan keyif alanlar var biliyorsun. Nasıl bir keyif alınır inci bundan? Bak. Ailenin kavga etmesinden keyif alan insanlar var ve ciddi günaha giriyorlar. Ve bu yüzden de geliyor kayınvalideye gelinini konuşuyor. Geline gidiyor kayınvalideyi konuşuyor. Ona fişvik buna fişvik. Bu şekilde ara bozulduğu zaman oturup seyredip çekirdek çitletenler var. Ben bunları Vallahi biliyorum. Onlar için şunu söyleyeceğim. Öyle yani, günah ki. Kim kimin yuvasını yıkmak evet, için yalanlar evet, söylüyorsa evet. söylemeye devam ediyorsa Allah onları aynısını da yaşarlar. iki cihanda da mutluluk vermesin. Yok bunları. aynısını da yaşarlar. Peki. Ah ah Evlendikten sonra kocamdan aşırı soğudun diyor. Hı. Neden? Neden soğumuş acaba? Yani Hı, bu çok önemli. bunu Asıl meseleyi yazmıyorsunuz bana. Şimdi de hamileymiş. Çocuk olunca kocama ısınır mıyım diyor. Çocuk o yani. Çocuk olunca Senle değil. Zaten he, çocuk olmuş. He. Senle soğunca. buradan hep söylüyoruz ya birlikte. Çocuk evlilik kurtarma aracı değil. Hı. Hep söylüyoruz yani aman evliliğim kurtulsun, evliliğim düzelsin diye çocuk yapmayın. Çocuk bu işe hiçbir faktörü yok. Onu söyleyeyim. Ee, Kocasından aşırı soğumasının nedeni, nedeni ne, ne acaba? Bilmiyoruz. Yatak odası mı? Davranışları mı? Bir aralarındaki iletişim problemi. Her neyse onu yazsaydı söyleyelim. Ama genelde soğudum diyorsa altında hep bir yatak odası problemi çıkıyor bugüne kadar. Oradan yürürsek Ama eğer... Ama yatak odası problemi olsa çocuğu niye, olmaz. Niye? Problemlilerin çocuğu olmuyor mu? yatak odası soğuk olanların çocuğu olmuyor mu? Oo, hepsinin oluyor. Burada çocuk olması önemli değil. Yatak odasındaki ilişkileri bazen bir koku bile ne bileyim temizliğine dikkat etmiyordur erkek seni soğutur. Dişini fırçalamıyordur seni soğutur. Anlatabildim mi? Yani burada anladığım kadarıyla birebir ilişkilerinde problem var yatak odasında. O yatak odasındaki problem sebebiyle de hanımefendik. Geri durmak istiyor Yani kendisinde. çocuk bu meseleyi ısıtmaz. Isıtmayacağı gibi çocuk olduktan sonra da hanımefendi eşinden soğuk olduğu için daha çok çocuğa yoğunlaşacak. Çocuğu bahane edecek. Çocuk aralarında yatacak. Çocuk onlarla yatacak. Ay. Hem çocuk sağlıklı büyümeyecek. Bak hem çocuk sağlıklı büyümeyecek. Hem de ilişkileri düzelmeyecek. Muhakkak bir destek alsınlar. Kocam. Ee, kocamın telefonunda ee, aşk mesajlarını yakalamış. Oh. Ama diyor haberim yok. Kim yazmış dedi kocası. Hmm. Hep öyle derler zaten. Arkadaşım diyor. Aa bize. yanlış göndermişlerdi. Orada isim <laughs> yazıyor, telefon <laughs> kayıtlı. Tabii. Mesela başkasının ismi yazıyor. Ya da çok en büyük yalanlardan bir tanesi. Aslında o bana gelmedi ya. Benim arkadaşıma geldi. Tabii. Kız Arkadaşım. arkadaşı onu attı. <gülüyor> <gülüyor> ben de onun telefonun <laughs> şarjı bitikti tabii, falan. Tabii. Aa haberim yok. Evet. İnanayım mı diye soruyor Telefon kendi ise. kendine yapmış. Yok onu hiç duymadım da. <laughs> var var telefon kendi kendine yazmış diyenler var. Abi böyle telefon <laughs> çıkmış mı? Ha öyle diyenler var. Buna <laughs> kendi inananlar var. Sanki. Buna inananlar var. Şimdi seyircinin buna inansın mı? <laughs> Hayır tabii ki. Ee, sanal ortamdaki aldatmada da aldatmadır. Yani bunu bir kere bileceğiz. Sanal alemdeki o özel yazışmalar da Ana, aldatmadır. bir mesaj atmış öyle. Bir mesaj atan yarın 50 bin mesaj atar. Bu bir mesajla başlar, sonu gelir. Sonra yüz yüze görüşmeye gelir, sonra imam nikahı yapmaya gelir, çocuk yapmaya gelir. Gelir, gelir, gelir. O yüzden bir mesaj bize çok şey verir. Hemen ve hemen e, yapman gereken şu, bu mesajı gördüğünü söyleyeceksin e, ve bunun bir aldatma olduğundan yola çıkarak size daha önceki yayınlarda öğrettiklerimizi yapacaksınız. Yani. Yani. O zaman şöyle yapsınlar. Biz e, YouTube hayatta her şey var kalanında bunları YouTube izlesinler. Oradan bir bakın tekrar Lütfen. tekrar videolarımıza. Lütfen. Alo.